Galatasaray TV izleyicileri merhaba. Yine Galatasaray Lisesi'ndeyiz. Çok değerli bir abimiz var yanımızda. Türkiye'de çok nadir bir branşta kendisi uzman. Jilber Barutsyan. Hoş geldin abi. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkürler. Anlatsan abi, nedir mikolog olmak, nasıl bir şey? Mikoloji mantar biliminin ismi. Evet. Bu bilimle ilgileniyorum. Merak çocukluktan başlayan merak, bu sıralarda bu bahçelerde başlayan bir merak. Aslında doğa merakı. Zaman içinde Galatasaray Lisesi bittikten sonra kısa bir süre sonra İsviçre'ye düştü yolum. Orada yaşadım 25 ile yakın bir süre. Burada bu konuda uzmanlaştım. Aslında bunu meslek olarak değil, bir hobi olarak başlamıştık. Zaman içinde uzmanlığa dönüştü. Türkiye'ye döndükten sonra yaklaşık 10 yıl kadar önce bu uzmanlık, baktık ki çevrede pek bileni yok konunun. Zaman içinde işte geliştirdik, kitabını yazdık, eğitimler verdik. Resmen tam zamanlı bir uğraşa dönüştü bu mantar merakı. Aslında ben Türkiye'ye genç bir emekli olarak gelmiştim. Şimdi mantar uzmanı olarak emekliliğimi yaşıyorum. Para getiriyor mu? İşe o konuda bakmıyor. Hayır, para götürüyor. Para götürüyor tabii ki. Ama çok tatmin edici. Çünkü hakikaten Türkiye coğrafyası bu konuda çok zengin bir coğrafya. Ben seni şeyden biliyorum çünkü. Cemiyete geliyorsun bazen o işbaşı kıyafetleriyle. O bile bayağı bir ücret tutuyor değil mi? Yani ücret tuttuğundan değil de kimi zaman orman bittikten sonra insanın arkadaşlarını göresi geliyor. Kimi zaman yanımızda çok değerli, çok güzel mantarlar oluyor. Bunları paylaşmak istiyorsunuz. Arkadaşlardan meraklı olanlar var, abilerden, kardeşlerden. Sepeti alıyoruz, geliyoruz. Cemiyette biraz dağıtıyoruz. Olmazsa beraber yiyoruz. Mühim olan bu hobiyi, bu tutkuyu paylaşmak. Peki mantar sağlıklı mı bir besin kaynağı mı? Mantarlardan pek sağlık aramamak lazım. Mantarlar çok yenmesi gereken canlılar değil. Mantarların sindirimleri zor. Aralarında tabii ölümcüller falan var. Onlara da çok dikkat etmek lazım. Yani nasıl anlayacağız zehirli olduğunu? Bana soracaksınız. İşte orada para kazanıyoruz. Öyle bir mantarın zehirli, öldürücü olduğunu anlamak için bir teknik, bir metot yok. Kolay bir yol yok. Bilmek gerekiyor. Yani, hepsini tanımak mı hepsini gerekiyor? Hepsini tek tek bilimsel bir netlikle tanımlayabilmek gerekiyor. İşte orada devreye biz giriyoruz. İsviçre'de bunun uzmanlığını aldık. İsviçre'de şöyle bir kanun ve kural var. Hiçbir mantarı pazarda satamıyorsunuz. Hiçbir mantarı kolektif mutfaklarda servis edemiyorsunuz. İlla ki bir uzmanın bu mantarlara bir sertifika vermesi gerekiyor. Ben de İsviçre'den dönmeden önce bu uzmanlığı almış bulunuyordum. İşte Türkiye'de şimdi prim yapmamızın sebebi de aslında bu aldığımız uzmanlık diploması. Ama burada böyle bir şey yok. Koparan yiyor değil mi? Türkiye'de koparan yiyor. Pek kontrol yok. Kontrol edenler zaten kendileri bilmiyorlar. Maalesef çok zengin bir ülkedeyiz mantarlar açısından, ama her sene görüyorsunuz gazetelerde ölümler, işte hastanelik olanlar, maalesef pano kötü. Peki neden öldürüyor? Yani ne yapıyor da öldürüyor? Çeşitli toksinler var. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'de yaklaşık 100... Yani midede mi sindirilemiyor, bağırsağa geldiğinde mi bir şey yapıyor? İşte çok kendimi merak ediyorum. Tabii. Yani mantar zehirlenmeleri dediğiniz zaman en azından 30-40 çeşit değişik mantar zehirlenmesi var. Tek çeşitle zehirlemiyor mantarlar. En öldürücü mantarlar ağırlıklı olarak karaciğer tahribatı yapıyorlar. Sindirim sorunu yapanlar var, zehirli, öldürücü. Sindirim sorunu yapanlar var, nörolojik zararlar, ya beyine zarar verenler var, böbrekleri tahrip edenler var, çeşit zehirler var. Tek bir zehir, mantar zehir diye bir şey yok. Yanımızda kömür hapı taşısak? Yok, o da para etmiyor. Çünkü bir yanlış bilinenin aksine biz mantarları zehirli zehirsiz diye ikiye ayırmıyoruz. Mantar zehirlenmesi nedir? Mantar zehirlenmesi, mantar yedikten sonra oluşacak en ufak bir sindirim sorunu bile mantar zehirlenmesidir. İlla ölmek gerekmiyor. Anladım. Okey. Öldüren mantarların ise, hepsi zehirli tabii ki bunların, yedikten sonra 12 saat, 48 saat, kimi zaman 3 aya kadar varan kuluçka devreleri var. Sen 3 gün önce mantar yemişsin, öldürücü mantar yemişsin, istiyorsan kömür hapı üstüne, istiyorsan başka bir şey yut. Metabolizmaya girdikten sonra öldürücü olabiliyor ve öldürücü hiçbir mantarın panzehiri yok. Yani yedikten sonra ölüm garanti mi? Belli bir miktar yedinse, öldürücü mantar ise maalesef çok zor kurtarıyorlar. Destek tedaviler uygulanıyor ama her zaman başarılı olmuyor. O zaman bu program ilk defa sosyal bir mesaj da verecek. Bilmediğiniz mantarı yemeyin mi? Ya bilmediğiniz mantarı yemeyin, bilmediğiniz hiçbir şeyi yemeyin aslında. Yani tehlike olabilir. Evet, mantarlar çok hassas. İlla ki ciddi bir kontrol gerekiyor mantarlar üzerine. Yani pazarda falan satılanlarda bir şey yok değil mi?
Kültür mantarı olarak adlandırdığımız yetiştirilen mantarlar arasında zehirlenme riski son derece zayıf. Eğer mantar bozulursa en fazla zehirleyebilir. Tür olarak zehirleyemez. Ama maalesef halk pazarlarında doğadan toplanan mantarlar arasında çok korkutucu tablolar gördük. Bazı bölgelerimizde resmen öldüren mantarı köylü pazarda rahatlıkla satabiliyor. Bunun hiçbir kontrolü yok. Aman dikkat edin. Hani köylü bilir, yaşlılar bilir gibi hurafelere kesinlikle inanmayın. Bilmiyorlar. Dikkat ederseniz istatistiklere bakınız. Zehirlenmelerin, ağır vakaların, ölümlerin çoğu kırsaldan gelir. Nişantaşı'ndan, etilerden pek böyle ölümler, zehirlenmeler duymazsınız. Bu da köylünün ne kadar bildiğini bize gösterir herhalde. Tamam, buradan şu mesaj çıkıyor. Mantarınızı marketten alın. Kültür mantarları en az riskli olanları. Fakat bizim topladığımız, doğadan topladığımız mantarlar arasında hakikaten çok değerli ve çok lezzetli mantarlar var. Fakat bunun için bunları toplamadan önce ufak bir eğitim, bir göz aşinalığı gerekiyor. Bizim görevimiz de bunları yapmak, öğretmek. En belirleyici noktası ne mesela? Bir mantara baktığımızda nasıl anlayacağız onu? İşte hiçbir püf noktası yok. Anlayamıyorsunuz. Anlayan anlıyor. Ya, kilosu 3500 liralık mantar var. Yanında öldürücü benzeri var. Bir trüfün zehirlisi de var. Yani birbirine çok benzeyebilir. Onu ancak bir uzman ayırt edebilir. Aman hani dikkat. Şu köpeklerin arayıp bulduğu mantar. Evet, trüfler en pahalı mantarlar. Köpeklerin, domuzların arayıp bulduğu mantarlar. Ama onların bile kendi işlerine benzerleri, zehirli, hafif zehirleri. Belki öldürücüsü yok ama illaki bir şey oluyor. Abi biz yemeyelim mantar. Bak, öyle bir anlattın ki. Bana soracaksınız. Her dakika seni nereden bulacağız? İşte. Hadi ben bulurum belki de. Orijinalimiz orada. Aslında bunu paraya çevirmek çok, yani ülkemizde mantar kültürü çok gelişmiş olsa sen bu programa biraz zor gelirdin. yok estağfurullah, Galatasaray'dayız, gelmez olur muyuz? Orada bir sorun yok da mantar kültürü dediğimiz olay hakikaten gelişmekte, çünkü insanlar yeni tatlar arayışında, doğal gıdalar arayışında hakikaten 5-10 yıldan beri baktığımız zaman hakikaten ilginin devamlı büyüdüğünü görüyoruz zaten. Fakat tekrar ediyorum, çok dikkatli olunması gereken bir mevzu. Nasıl düştün okula diye onu merak ediyorduk. Okula nasıl düştük? İstanbul Levent'te oturuyorduk. Düşmek pek uzaktan düşmedik diyelim istiyorsan. Şöyle küçük bir enteresan bir hikaye var. O zamanlar merkezi sistem yoktu sınavlarda. Yıl? 72 herhalde. Her okulun imtihanına ayrı girilirdi. Bayağı yaş varmışsın. Yani oldu. Sağ ol. Bütün okulların sınavlarına girdik çıktık. Ondan sonra yavaş yavaş sonuçlar gelmeye başladı. Peder eve gelip her gün sonuçları soruyor. İşte sen Josef'i kazandı, işte sen Beno'yu kazanamadı, Alman'ı kazandı, şunu kazanamadı falan derken. İşte sonlarına doğru Galatasaray geldi, kazanmış diye. Babam hepsini aldı, şöyle bir baktı. Ben dedi Galatasaray yollamam bu çocuğu dedi. Tabii diyecek bir şey yok, otorite Peder. İşte ne bak, iş yapıyordu Peder? Küçük bir fabrikası vardı, emaye bobin teli yapardı. Galatasaray olmaz dedi. Ben bir Fransız okuluna yollarız biz onu dedi. Benim moral bayağı bozuldu. Annemin morali bayağı bozuldu filan. Peder ertesi gün işe gitti. Gitmiş arkadaşlarıyla filan konuşmuş. Ertesi akşam koşa geldi. Dedi Galatasaray'ın kağıdını attın mı dedi. Yok dedi. Annem atmadım daha dedi. Çabuk dedi Galatasaray'a gidecek. Çok önemli bir okulmuş arası dediği zaman da bilmiyor herhalde. Oradan kolundan tutup getirdiler. İşte Galatasaray maceramız böyle başladı. Aynı okuldan 3 kişi girmiştik. Bir sene uzatma olarak 82 yılında da bitirdik. Güzel, bir sene uzatma iyidir. Güzelmiş. Yapma. O zamanlar çok ağrıma gitmişti ama şimdi olsa da bir kere daha çaksam Hayır. diye dua ediyorum. Ben hiç kalmadım sınıfta ama hep şimdi kalan arkadaşları gıpta ediyorum. Çünkü yani, birkaç sene daha fazla. Evet, öyle bir avantajı olmuş yani. Güzel yıllardı. Güzel yıllardı, çok güzel yıllardı. Peki abi nasıl bir öğrenciydin? Vasatın altında sadece bir biyolojileri dersiz geçerdim. İkmali kalmadım, yetiştirici dahil buna. 11 ve 12. sınıftır. Bütün her sene ikmaller. Bir sene zaten sınıfta çattık. 7. sınıftaydı tabii. Çok vasatın belki de altında. Zorla okuyan bir öğrenciydik. Hatta bir büyük abimizin hikayesini anlatayım sana. Rahmetli Özdemir Asaf. Sınıf arkadaşımız Gül Arun'un babası.
Bir gün adama herhalde çok kızdırdık, çok haytalık yapıyoruz, işte barlarına girip çıkıyoruz, şunu bunu. Çok kızdı, bir gün baktı baktı bana, gözlerinden şimşekler çakıyor. Sen dedi, hiçbir şey olamazsın dedi. Sonra baktı, üzüldüm herhalde, yumuşadı biraz. Olsan olsan gazoz kapağı fabrikatörü olursun dedi. Ama onun da iyisini olursun dedi. Gönlümü alıyor ya, işte bize gazoz kapağı fabrikatörü, mantar, yani hiç bulmayan bir şey olduk sonuçta yani. Haklıymış Özdemir amca, Özdemir amca haklıymış. Peki abi, vasatın altı bir öğrenciyim dedin ya, meşhur biliyorsun bizde hani sınavlarda kopya çekmek. Nasıl, sen çeker miydin? Bir kere devrenin ve birkaç devrenin şey sorumlusuydum. Şu ilerideki potadan çıkıp Fransız müdürünün odasına girip tekstilleri çalma sorumlusu bendim. O yukarıdaki konuşta tek ben yürürdüm. Aynı kabiliyeti başka konularda ileriki yıllarda kullandık tabii, yoklamaların çalınması falan gibi o tür olaylarda önde gelirdim. Camlılar tabii, klasik camlılar. Mavi ispirto kokan. Mavi ispirto kokan ve tersten okunan, camdan okunurdu hatırlıyorsan. Hatta şeyde çok sevinirdik, birkaç sınıfınkini birden bulduğumuzda diğer sınıflara kıyak yapmak ya da onları satmaya çalışmak gibi. Gelir kaynağı da. Gelir kaynağı. Kendim özellikle para kazanan ticari olarak en kuvvetli ben değildim ama kağıtları ben sıklıkla alır getirirdim. Peki Levent'te oturduğuna göre yatılı değildin herhalde. Yatılıydım. Yatılıydım. İlk yetiştiricide yatılı olmadım. Ondan sonraki seneler yatılı oldu. Yetiştirici Ortaköy'de. Ortaköy'deyken yatılı değildim. Ondan sonra devamlı yatılı okudum. Ben de tam tersi. Ortaköy'deyken yatılıydım. Sonra yok, ve tamamen kendi seçimimdi. Aileme baskı yaparaktan ben yatılı okuyacağım, yoksa Galatasaray değildir diye o yaşlarda tespiti koymuştuk. Peki yatılı hayatı nasıl bir şey? Valla bizi biz yapan bir hayat, bir aile hayatı. Burada büyüdük, tecrübelerimizi burada edindik. Yani mikrolog da olsak ne olsak olalım, bu yatılık hayatı bizi bu hale getirdi. Askerliğe gittiğimiz zamandan sonra hiçbir yabancılık çekmedik sonuçta yani. Bu hayatın nasıl bir şey olduğunu, beraber yaşamanın nasıl bir şey olduğunu biliyorduk. Şimdi ben yatılı değildim ama okulda haftada iki gün falan okulda kalırdık şey diye. İşte ben ders, baba beni ders çalıştıracaklar diye tabii, okulda kalırdık. Tabii. Parmaklık falan var mı? Böyle? Tabii canım, yakalanmışlıklar var. Disiplin cezalarımız falan. 7. sınıftan itibaren. Pek çok ceza var. Daha... Karşı yaşamı hemen şey mi? Pasaja mı? Pasajlar var. İlk yakalandığımda pavyon denemesiydi. 7. sınıfta düşüyor. Pavyon, pavyon denemesi. Allah'tan başarılı olmuş. Belki şimdi başka, bambaşka bir kariyer yapmış olabilirdik yani. Bulaşıkçı olarak devam. Yani ya da sıra serviler falan orada geziyor olabilirdik yani. Dostluğu kardeşliği senden öğrendim. Tipoyu tanjantı ben senden öğrendim. Yerinde yerlere sen eski Paris'te. Evet abi, anılara devam. Şimdi masum anı bulmak çok kolay, Rütük'e takılmak istemiyoruz. şöyle bir enteresan bir hikaye. 11. sınıf civarındaydım herhalde, yatakhaneye çıktım. Bomboş bir yatakhane. Yanlış hatırlamıyorsam Kürşat Save arkadaşımız yatmış yatağında. Belli ki bir sıkıntısı var. Hayrola Kürşat, geçmiş olsun, bir şey mi var diye baktım. Şöyle baktı, başıma adam düştü dedi. Ben de dalga geçiyor. Ya yürü dedim, çektim gittim. Ertesi gün okulda koridorlarda gezerken karşıdan bir arkadaş geliyor. Bir devre küçük, o da Temel olabilir. Kolu alçıda. Geçmiş olsun Temel, ne oldu dedim. Birisinin kafasına düştüm anasını satayım dedi. Ne oldu dedim. Mersem bir tanesi çıkmış, büyük amfiye canlı veriyor. Canlı bir kopya türü. Canlıyı verirken aşağıdan bir Türk hoca, dur ne yapıyorsun orada diyor. On dilinde uzun. Bu adam kaçacağım diye koşmaya başlarken koşuyor koşuyor bir yerde on dilin yarılıyor. Aşağı uçuyor. Aşağıda da bizim arkadaş gezinirken kafasına inmiş. Bu şekilde ikisi de yaralanmışlar ama canlı girmiş. Onu sonradan temin ettim yani. Böyle bir anı biraz şey oldu. İyi. Peki abi sen 114, 113 dönemisin. 114'te evet, mezun oldun. Yani benden 6-7 yaş büyüksün. Sizin dönemlerde bayağı Galatasaray'ın içinde ya da iş dünyasında tanınmış abilerimiz, ablalarımız var. Mesela Rasim Öztekin bizde okudu. 113 devresine kadar geldi diye tahmin ediyorum. Onunla bir arkadaşlığımız vardı okuldayken. Fatih Altaylı yine 113 devresidir biliyorsunuz. 114 devresinden candan mesela, paranın ve hiçbir şeyin değiştiremeyeceği canım arkadaşım. Mimarlıkta mesela Emre Arolat 114'ten çok başarılı bir arkadaşımız oldu.
İllaki ismini unuttum arkadaşlarımız da vardır bu arada. Kendileri beni affetsin yani. Adnan Öztürk galiba. 114. Adnan Öztürk tabii 114'tendir. Çok sevdiğim arkadaşlarımdandır. Seride bunlar var benim bildiğim. Peki okul bittikten sonra en büyük özelliklerimizden biri de bizim okul bitince, okul bitiyor belki ama işte 13. sınıf olarak cemiyette çok sık bir araya geliyoruz. Var mı öyle bir grubun senin? Ya şimdi Galatasaray'ın en büyük özelliklerinden biri, ben bunu çok derin olarak yaşadım. Çünkü okul biter bitmez aşağı yukarı Avrupa'ya gittim. 23 yıl 24 sene hiç dışarıda kaldım. İster istemez bir kopukluk oluşturdu. Fransızcan da iyidir. Okuldan sonra bayağı düzeldi diyelim. 22 yıllık, 23 yıllık bir kopukluk tabii pek çok insanı göremiyorsun, edemiyorsun. Fakat yine Galatasaray'ın özelliği 25 yıl sonra bile olsa, 30 yıl sonra bile olsa kaldığı yerden devam edebilmesi. O 20 yılda görmediğin arkadaşınla sanki Grand Cour'daymış gibi samimiyet devam edebiliyor. Bu beni çok duygulandıran bir özelliğidir Galatasaray'ın. Peki abi, futbolla ilgileniyorsun sen biraz biliyorum yani seyirci bazında. Fanatik bir Galatasaray taraftarıyım. Futboldan çok iyi anlamam. Hatta cemiyette falan görürse hep sorarım ne oldu kardeşim falan diye. Evet. Oynayamadım kendim. Bir gözüm pek iyi görmez. İşte o zamanlar kendimi kabiliyetsiz zannederdim ama gözüm görmemesiyle ilgili bir şey de varmış işin içinde. Kendim oynamamama rağmen tabii Galatasaraylıyım. Galatasaray'ın bütün maçlarını oldukça takip etmeye çalışıyorum. Nasıl buluyorsun takımı şimdi? Bu sene itibariyle bulamıyorum. Anlamayan bir insana soruyorsun şimdi, mahcup olacağım. Öylesi daha makbul. Anlayan çünkü altında başka bir şey soruyor. Yani umarım daha iyi günler göreceğiz. Peki o uzun süre Avrupa'da yaşamışsın abi. Oradan bakınca oradaki insanlar Galatasaray'ı ya da Türkiye'yi nasıl daha geniş geliştirelim? Türkiye'yi nasıl görüyorlar? Onların gözünde biz nasılız? Futbol olarak mı soruyorsun? Yok, futbolla karışık normal günlük yaşamı içine. Zaten elimizden geldiği kadar Türkiye'yi temsil etmeye, Türkiye'ye yakışmaya çalıştık. Tabii böyle olunca otomatik olarak Galatasaray için de bu geçerli. Fakat açıkla söyleyebilirim. Avrupa'da hemen herkes Galatasaray'ı bilir ve zor olmasına rağmen onlar için gayet güzel bir telaffuzları vardır. Diğer Türk takımları ise zaman zaman belirirler hafızalarında. Çoğunluğu Galatasaray'dan başka bir takım tanımaz. Peki abi, bir daha bir okulun içine girelim, ondan sonra yavaş yavaş seni yolcu ederiz kapıda. Şu Galatasaray'ın en önemli değerlerinden biri de abi kardeş ilişkileri. Sen mesela hani abiler hep yardımcıydı. Hani tabii ki yardımcı olmayan abiler de vardı ama onu sen nasıl görüyorsun? Abi kardeş ilişkisi hala bitmedi mesela. Şu anda biz de abi kardeşiz. Abi kardeş ve ablayı da buna katalım istersen. Evet, abla da pardon. O ilişki kimi zaman dayak yediğimiz de oldu kabul ediyorum okuldayken. Fakat bunların hepsini unuttuk. Galatasaray'ın her konuda hayatım boyunca çok yardımlarını gördüm. Elimden gelen abilik görevinde yurt dışında olsun, yurt dışında olsun bütün kardeşlerime imkanlarım dahilinde uygulamaya çalıştım. Bu Galatasaray'ın en büyük özelliklerinden biri ve beni çok duygulandıran bir özelliktir. Ve hiç kaybolmuyor. Ben mesela büyük dönemlerin bazı, yani büyük dönemler dediğim işte 80 yaşına gelmiş abilerin bazı yemeklerine şahit oldum. Yani biz hangi esprileri yapıyorsak hala onlar da aynı. Aynen devam ve ortak lisanımız var. Evet, ve dönemde fark etmiyor. Bunu kaybetmemek gerek. Bu konuda Amerika'da yapılan bir toplantı hep anlatılır, bilmiyorum programında anlatanlar olduğumu. Bütün Galatasaraylılar New York'ta bir yerde buluşuyorlar. Bir abimiz düzenliyor olayı. Bir İtalyan restoranını ayarlıyor. Başlıyorlar, oturuyorlar hepsi işte. Kimisi 18 yaşında öğrenci, kimi 70 yaşında iş adamı. Şamata'ya başlayınca restoran sahibi nasıl bir ekspisiniz siz falan diye sormaya geliyor. Abimiz biz okul arkadaşıyız diyor. Tabii İtalyan şaşırıyor. Nasıl okul arkadaşı kardeşim? Birisi 18, biri 70. Beyefendi, sınıf arkadaşıyız demedik. Biz okul arkadaşıyız dedik diyor. Galatasaraylı anlatan güzel bir hikaye bence. Evet, çok güzel abi. Bence bunun üzerine bir şey söylemeyelim. Kapatalım programı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz bizi kırmayıp geldiğiniz için. Özellikle mantar konusunda çok bilgilendik. O bilgiyi kısaca özetleyeyim. Marketten alıp yiyeceğiz. Bu kadar, başka bir şey yok. Ya da bana geleceksin. Ya da sana geleceğiz ama o zor biraz. Tamam. Efektif değil. Sayın Galatasaray TV izleyicileri, bir programın sonuna daha geldik. Haftaya bir başka konukla ve bir başka arkadaşımın sunumuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.